Evet sevgili izleyicilerim, emekliler dört gözle işte emeklilere yapılacak zammı bekliyor veya iyileştirmeyi bekliyor veya refah payını bekliyorlar. Şimdi yetkililer tabii ki bunları yani vermeyi çok istiyoruz da işte efendim imkanlarımız sınırlı diyorlar. Yani sigorta, yani sosyal güvenlik kurumu zarar mı ediyor? Veya üzerinde çok fazla yük mü var? Şimdi bunu biraz araştırmaya çalışırsak, şimdi kaç tane çalışan kaç tane emekliyi besliyor? Yani konu bu. Fakat şimdi yetkililer ne kadar sigortalı kovalıyor onu da bilemeyiz. Şimdi biliyorsunuz sigortasız işçi çalıştırmak veya sigortasız çalıştırmak büyük bir suç. Yani bunun cezai müeyyideleri var. Fakat yetkililer bu sigortasız çalışanları çok denetlemiyor. Denetliyoruz diyemezler. Çünkü öyle bir şey ki bizim Adana sigorta binasında çalışan çaycının sigortası yok. Buna benzer. Veya diyelim ki işte Adana'nın ana caddelerini gezelim. Yani kaç tane tezgahtar sigortalı, kaç tane işçi sigortalı, kaç tane çalışan sigortalı. Yani bunları görebiliriz. Veya hemen yine şehir merkezimizde işte o konfeksiyoncuların olduğu binalar var. Yani yüzlerce insan çalışıyor. Kaç kişi sigortalı orada? Yani bunları da görebiliriz. Veya diyelim ki işte efendim sigortanın üzerinde sigortalı olmadığı halde işte sigortadan maaş alan birçok, evet sigortadan maaş alanlar var. Şimdi mecliste vekillerimiz dahi 2 yıl görev yaptıktan sonra emekli oluyorlar. Yani diyelim ki 20 yıl vekillik yapmış arkadaş da emekli maaşı alıyor. Yani sen çalışmana devam ediyorsan emekli değilsin o zaman, vekilsin. Yani buna benzer birçok kopukluklar var. Dışarıda işte 65 yaşında emekli olunurken, diyelim ki 18 yaşında vekil olan bir arkadaş 20 yaşında emekli olacak. Ve de kıyak maaş alacak. Şimdi bunları halk konuşuyor. Yani sigorta üzerinde efendim işte bu sosyal güvenlik kurumunun üzerinde ağır bir yük olan hastane, sağlık hizmetleri. Şimdi o hastanelerde birçok efendim lüzumsuz harcamalar var. Bunlar göz önünde. Sağlık hizmetlerinden faydalanan sigortalılar işte katkı payı ödüyorlar. Hem ilaç katkı parası ödüyorlar hem muayene katkı parası ödüyorlar. Bir de ayrıca eczaneye ücret ödüyorlar. Bunun da zaten bu konuyu da çözemedik. Yani o eczaneler neden ilaç farkı alıyor? Yani kanunun belirttiğinden fazla ilaç farkı alıyor. Bunları da hala çözemedik bu konuları. Sigortalılar yani emekliler yani bunların farkında, her ne kadar yetkililere bunu söyleseler, yetkililer bunu çözmese de bunlar biliniyor arkadaşlar. Yani sigorta, yani sosyal güvenlik kurumu efendim daha disiplinli veya görevine layık çalışmış olsa veya çalıştırılsa bugünkü emeklilere 3 katı, 4 katı daha emekli parası verse sigortada rahatlıkla ödeyebilir bunu. Çünkü daha önce gördük efendim, yani Erbakan hükümeti döneminde Bağkurlu'ya %300 zam yapıldı. Yani emekliye yüzlerce zam yapıldı, çalışana zamlar yapıldı. Bunlar olabiliyor. Yani onların başka ekonomik boyutları da var, şimdi o konulara girmeyeceğim. Ama istenirse emekliye şu an aldığı paranın 4 katı verilebilir.